Biz adaletine geldiniz, varıyorum. Biz geldiniz, varıyorum. Biz geldiniz, varıyorum. Tasarlama unsuru yoktur dedi. Buna rağmen Bakırköy 13 Ağır Ceza Mahkemesi tam da olayları doğru tahlil ederek somut durumu, kadın katliamlarına, kadınlara dönük katliamın gelmiş olduğu aşamayı dikkate alarak ve olayın somut durumunu değerlendirerek tasarlayarak ölüme sebebiyet verme suçunda ısrarcı oldu ve Yargıtay'ın defalarca kez vermiş olduğu bozma ilanına karşı direnme hakkını kullandı. Ama bugün Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun vermiş olduğu bir kararla karşı karşıyayız. Yine erkek egemen bir yaklaşımla Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Nurcan Aslan'ı öldüren kişinin bu suçu tasarlayarak gerçekleştirmediğine hükmetti. Ve maalesef bugün 13. Ağır Ceza Mahkemesi tasarlayarak değil de sadece kasten insan öldürme suçundan ceza verdi. Bunu önemsiyoruz. Hangi suç maddesinden ceza verilmiş olmasını önemsiyoruz. Erkeklerin hangi ataerkil değer yargılarıyla hareket ettiği ve bunun mahkemeler tarafından nasıl değerlendirildiği çok önemli. Sorun sadece bu kişinin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ya da müebbet hapis cezası alması ya da müebbet hapis cezası yerine 25 yıl hapis cezası almış olması değil, hangi gerekçeyle bu katliamı gerçekleştirmiş ve ne şekilde gerçekleştirmiş oldu. Her ne kadar mahkeme Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun kararına direnmemiş olsa da Nurcan Aslan cinayeti tasarlanarak gerçekleşmiş bir cinayetti. Türkiye'deki gerçekleşen kadın katliamları çok büyük bir oranda plan yaparak, tasarlanarak gerçekleşir ve maalesef bu katliam da böyleydi. Biz bu dava henüz sonuçlanmış değil. Çeşitli hukuki itirazlarımızı gerçekleştireceğiz. 8 yıldır yürütülen adalet mücadelesiyle bu dava bu aşamaya geldi. O nedenle başta Nurcan'ın ailesi olmak üzere tüm kadın örgütlerinin çabası kararın bu şekilde çıkmasında çok değerliydi.